Sevgili Evvel Cevap YouTube kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte okul çantamı hazırlıyorum ee, konusunu işleyeceğiz. İkinci sınıf hayat bilgisi ders kitabının girişini daha önce yapmıştık. Şimdi üçüncü konumuza geçiyoruz. Okul çantamı hazırlıyorum. Tüm ders araç gereçlerinizi çantanızda taşıyor musunuz? Çantanıza koyacağınız ders araç gereçlerine nasıl karar veriyorsunuz? Arkadaşlar birazdan bunun sorusunu cevaplayacağız. Ee, geçen sene okul çantamı annemle birlikte hazırlıyorduk. Anneme artık büyüdüğümü ve okul çantamı tek başıma hazırlayabileceğimi söyledim. Evet, burada bir resmimiz var. Anne ve kız. Söyle bakalım çantanı nasıl hazırlayacaksın? Yarınki ders programıma göre gerekli araç gereçleri seçtim. Bunları yıpranmamaları için özenle eksiklik olarak çantama yerleştireceğim. Çantamı gereksiz ağırlaştırmamaya dikkat edeceğim. Yukarıdaki resmi inceleyiniz. Eda'nın seçip hazırladığı ders araç gereçlerini söyleyiniz. Buna göre günlük ders programında hangi derslerin olduğunu belirtiniz. Kalemliğinizde hangi ders araç gereçlerinizi taşıyorsunuz? Bunların eksik olup olmadığını ne sıklıkla kontrol ediyorsunuz? Çantanızı gereksiz ağırlaştırmamak için nelere dikkat etmelisiniz? Şimdi bu soruları birlikte cevaplandıralım. Ee, birinci sorumuzun cevabı burada arkadaşlar. Eee tüm ders araç gereçlerimizi tam çantamıza taşımıyorum. Ee, bir sonraki ders programıma göre gerekli araç gereçleri seçip kararı veriyorum. Ee, Eda ile ilgili resmi incelediğimizde Eda ders araç gereci olarak kalem, abaküs, cetvel, kalem traj, silgi, kuru boya kalemlerini hazırlamıştır. Günlük ders programında ise matematik, hayat bilgisi ve resim dersi vardır. Az önceki resmi incelediğimizde bunları görüyoruz kalemliğimizde hangi ders araç gereçlerimizi taşıdığımızı soruyorlardı. Kalemliğimde kalem, silgi ve kalem tıraşımı taşıyorum. Bunları her sabah okula gelmeden önce kontrol ediyorum. Çantanızı gereksiz ağırlaştırmamak için nelere dikkat etmelisiniz? Bir sonraki gün kullanacağım ders araç gereçlerini hazırlayarak çantamı gereksiz yere ağırlaştırmıyorum. Bir sonraki günün ders programına göre çantamızı hazırlamalıyız. Evet sayfa şimdi 26'ya geçeceğiz. Okuldan gelince önce biraz dinlenir sonra ödevlerimi yaparım. Ardından bir sonraki günün ders programına göre çantamı hazırlarım. Böylece ders araç gelişlerimi eksik olarak okula götürür, derslerimde başarılı olurum. Aşağıdaki tabloya haftalık ders programınızı yazınız. Arkadaşlar haftalık ders programınızı kendinize göre yazmanız gerekiyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe, cuma günleri hangi dersleriniz varsa onları yazacaksınız. Burada da belirttik ders programınızda ders programı ile ilgili de, e, buraya burada bazı sorular var. Ders programınıza göre hangi günlerde hayat bilgisi dersini işliyorsunuz yazınız. E, eğer ders programı hangi ise onu yazacaksınız. Hayat bilgisi dersi için çantanızı hangi araç gereçlerinizi yerleştiriyorsunuz yazınız. Hayat bilgisi dersi için arkadaşlar çantama kalem, silgi, sözlük gibi araç gereçleri yerleştiriyorum. Perşembe günleri çantanızda hangi ders araç gereçleri bulundurmalısınız? Perşembe günü arkadaşlar hangi dersiniz varsa o dersin araç gereçlerini bulundurmalısınız. Bu etkinliğimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Derslerinizde başarılar diliyorum. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.